Bir sonraki fonksiyonlar 9 ve 10. sırada bulunan sola ve sağa bit kaydırma fonksiyonları. Fonksiyon yapısı şu şekilde çalışıyor. P2 adresindeki bitleri P3 değeri kadar sola kaydırarak ya da sağa kaydırarak P1 adresinde depoluyor. Örneğin P2'ye V2, P3'e V4, P1'e V0 diyerek ekleme işlemini gerçekleştirelim. Ve bir de sağ kaydırma fonksiyonunu yapalım. Bu da 20 ve 40 adreslerini verelim. Ve 10 adresini verelim ki adres çakışması olmasın. Ve diğer satıra da görmüş olduğunuz gibi hem sola hem de sağa bit kaydırma fonksiyonlarını eklemiş oldum. İkisini aynı anda deneyeceğim. Kaydederek çıkış yapıyorum. Sonrasında ana sayfaya dönüyorum. Öncelikli olarak bir sayısal girdi. Bir lambda ve bir bit anahtarı ekliyorum. Bunların boyutlarını ekrana sığması için küçültüyorum. Sonrasında makro tarafına tekrar hatırlayacak olursak V4 adresimiz taşıma yapılacak değerin adresi. V2 adresimiz kaynağımız. Ve V0 adresimiz de hedefimiz. Sağ tıklayarak çoklu kopyalama özelliğini açıyor ve 16 tane kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum ve 2.15'e kadar eklemiş oluyorum. Ve yine aynı şekilde hedef adresimiz için 16 tane 0'dan 15'e kadar 16 biti eklemiş bulunuyorum. Ve yine burada V4 adresi için harici etiketten etiketlemeyi gerçekleştiriyorum. Biraz yukarı kaydırarak bu sefer diğer fonksiyon için aynı işlemleri gerçekleştireceğim. 40 adresini vermiştim. Yirmi adresini vermiştim. Ve yine burada da 10 adresini vermiştim. Butonda bit tersleme yapalım. Daha anlaşılır olması için sağ tıklayıp çoklu kopyalama yaparak aynı şekilde kolayca kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum ve yine burada bit tersleme yaparak denememizi daha kolay gerçekleştirelim. Yine anlık biti bit tersleme yapıyorum. Sonrasında çoklu kopyalamadan tekrar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Ve buranın etiketinde V4 değil ve 40 olarak belirleyelim. Sonrasında simülasyon modundan denemeyi başlatıyorum. Örneğin görmüş olduğunuz gibi V2'nin adresindeki değer olduğu gibi aktarılıyor. Çünkü bunun sebebi V4 adresinin değerinin 0 olması. Örneğin 1 ekleyelim. Ancak giriş izin vermediğim için ekleme işlemini gerçekleştiremiyorum. Tekrar giriş izin vererek her ikisine de tekrar simülasyon moduna dönüyorum. Tekrar denemek gerekirse görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sola kaydırma ya da sağa kaydırma işlemi gerçekleşmeden değer olduğu gibi yazılıyor. Ancak örneğin 1 sola kaydırarak, daha sağa kaydırarak 2 ya da 3 ya da 2 biti yan yana olan 2 biti kaydırarak işlemi gerçekleştiriyor. Örneğin ikişer ikişer kaydıralım. 5, örneğin 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. Ve yine diğer tarafta bakacak olursak, bu sefer tam tersi olduğu için örneğin herhangi bir kaydırma işlemi yok. Örneğin burada da 4'er 4'er kaydıralım. Bir defa kaydırdığında görmüş olduğunuz gibi tüm sırayı 1 ya da 2 ya da 4 defa kaydırdığında
Görmüş olduğunuz gibi tüm bitleri kaydırmış oluyor.